girerdi. Bugün dünyayı kasıp kavuran ve Avrupa Birliği'nin hala etkilerinden kurtulamadığı 2008 küresel finansal krizini en az zararla atlatmış bir ülkedir. Gezi Parkı eylemleri bir yönüyle de ekonomiyi hedef alıyordu. Aynı şekilde 17-25 Aralık darbe teşebbüsünün en önemli hedeflerinden biri de ekonomiydi. Bunlar içeride tezgahlanmış olaylar değildi. Tamamıyla içeride ve dışarıyla iltisaklı olan bir darbe girişimiydi. Türkiye tüm bu badireleri atlatarak bugünlere geldi. Diyorum ki artık bu gömlek bu vücuda dar geliyor. Bizim bir sistem değişikliğine gitmemiz şart. İşte bu da artık Türkiye başkanlık sistemiyle süratle bir sıçramayı gerçekleştirmesi gerektiriyor. Ve bu başkanlık sisteminde göreceksiniz ki artık Türkiye bir patinaja girmeyecek, hızla bir büyüme sürecine girecektir. Kasım ayında G20 toplantısı Türkiye'de yapılıyor. Değerli arkadaşlarım, ve bu toplantıda katılan ülkelerin ilk 10 sırasında olanlar başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Bu ülkeler acaba kendilerine zarar vermenin gayretiyle mi bu sistemi kabullendiler? Veya ilk 10 nasıl yakalandı? Eğer bu incelenirse, ha demek ki idari sistemde yapılmış olan bu reform onları buraya taşıdı. İdari yapıda bir başkanlık sistemi Türkiye'yi farklı yere taşıyacaktır. Hız kesenler var. Ama başkanlık sisteminde bu hızımızı kesemeyecekler. Çok daha seri karar alma imkanına ulaşacağız ve çok daha seri karar alarak bu yürüyüşü devam ettireceğiz. Devam edelim. Perşembe Ankara'da yoğun devlet zirvesi günü, hatta devlet günü diye de anılır.